Dostlar selamünaleyküm. Türk savunma sanayi durdurak bilmiyor. Daha yeni çelik kubbe hava savunma sistemini konuşmuştuk. O kapsamda kullanılacak olan birçok hava savunma sistemi vardı ve hepsinden yüzeysel olarak bahsetmiştik. Şimdi Aselsan'dan yeni bir haber daha geldi. Yine çelik de etkin şekilde kullanılacak ve çelik kubbenin bel kemiklerinden biri olacak Gökdemir hava savunma sisteminin test atışları ilk defa kamuoyuyla paylaşıldı. O yüzden bugün hem bu Gökdemir sistemini hem de Akıncı İnsansız hava aracının yaptığı yeni atışlı testi yani tolum mühimmatı ile yaptığı testi konuşalım. Yani bugün bu videoda iki önemli gelişmeyi ele alacağız. Türkiye hava savunma sistemi konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Patriot sistemini almaya çalıştık, vermediler. ABD onu vermeyince Rusya'dan S-400 aldık. Bu sefer ABD nasıl S-400 alırsın diye ortalığı ayağa kaldırdı. Yani bağımlı olduğumuz için çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sonra Türkiye yerli hava savunma sistemlerinde yaptığı çalışmalara hız vermeye başladı ve ardı ardına milli hava savunma sistemleri ortaya çıkmaya başladı. Yani Türkiye tam anlamıyla bu konuda coştu. Biz gerçekten hava savunma konusunda yaşadığımız bağımlılıkla ilgili ciddi Bugün sahada bunun yansımalarını görüyoruz. Dediğim gibi daha iki gün önce çelik kubbe hava savunma konuşmuştuk. Onun bütün bileşenlerine yüzeysel olarak değinmiştik. Aslında onun bileşenlerine daha detaylı şekilde gireceğim bir video planlıyordum. Ama Aselsan'dan yeni bir haber geldi. Çelik kubbenin önemli bileşenlerinden biri haline gelecek yeni bir hava savunma sistemini paylaştılar. Varlığını biliyorduk ama test görüntüleri ilk defa paylaşıldı. Bahsettiğim hava savunma sistemi Gökdemir hava savunma sistemi. Bu sistem çelik kubbenin bel kemiğini oluşturacak sistemlerden biri. O yüzden hızlıca bir değinelim. Gökdemir yine Aselsan tarafından geliştirilmiş bir sistem. Aslında böyle bir şeyi bekliyorduk. Biliyorsunuz Türkiye havadan havaya füzeler geliştiriyor. Gökdoğan ve Bozdoğan konusunda çok ciddi ilerleme kaydedildi. Bu hava hava füzelerini geliştirebilen ülke sayısı çok az. Ama bu füzeler küçük değişikliklerle yerden havaya füzeler olarak da kullanılıyor. Zaten aslına baktığınızda mantık aynı. Atılan füzenin olayı havadaki bir hedefi imha etmek. Kaçınma manevraları yapan, karıştırma yapmaya çalışan bir hedefle başa çıkabilecek bir mühimmat ortaya çıkarıyorsunuz. Havadan havaya füzelerde, hava savunma füzeleri de aslında aynı mantıkla çalışıyor. İşte bu yüzden milli olarak havadan havaya füze geliştirdiğiniz zaman bunun yerden havaya uyarlamasının yapılması ilk akla gelecek seçeneklerden biri. İşte Gökdemir hava savunma sistemi tam olarak bu kabiliyetin ortaya çıkışı oldu. Gökdemir'de Gökdoğan YH füzesi kullanılıyor. Sistemin 360 derece tehdit imha kabiliyeti var. Çoklu hedeflere karşı aynı anda angajman gerçekleştirebiliyor ve ardışık ateşten yapabiliyor. Bir hava savunma sisteminin sahip olabileceği bütün gelişmiş özelliklere sahip. Alçak irtifa ve orta irtifa hava savunmasında görev yapıyor. Yani Hisar A ve Hisar O ile beraber çalışacak bu sistem. Tahminimce siper hava savunma sistemi ile birlikte de çalışacaktır. Yani daha çok Hisar A ve Hisar O şeklinde anlatılıyor ama siper sistemine destek verme ihtimali de var. Belki daha da yüksek. Çünkü bunun dünyada en bilinen örneği Norveç'in ürettiği NASAMS sistemi. O sistemde benzer bir orta irtifa hava savunma sistemi. F-16 Asılarda kullandığımız ABD üretimi havadan havaya füzeleri biliyorsunuz. Görüş ötesi olarak AIM-120 AMRAAM kullanıyoruz. İşte bu sistemde ilk olarak bu füzenin karadan havaya fırlatılması üzerine inşa edildi. İkinci ve üçüncü geliştirmeleri de tamamlandı. Üçüncü versiyonunda şu an görüş içi havadan havaya füze olan AIM-9 Sidewinder da kullanılıyor. Yani ilk versiyonunda orta menzilliydi. 50 kilometreden fazla bir menzili vardı. Şimdiki versiyonda bu 50 kilometre menzilin yanında daha yakındaki hedefler için 25 kilometre menzili bir füze daha eklenmiş oldu füze de zaten savaş uçaklarının hava mücadeleleri için üretilen ve kullanılan bir füze. İşte Aselsan ürettiği sistemin Norveç üretimi NASAM sisteminin bir muadili olduğunu düşünürsek de siperle uyumlu şekilde çalışma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Norveç NASAM sistemini daha çok ABD'nin Patriot sistemiyle uyumlu şekilde kullanıyor. Ayrıca yine aynı mantıkla bakarsak Gökdemir'in Gökdoğan füzesinden sonra Bozdoğan füzesini de kullanacağını söylemek mümkün. Zaten bugüne kadar kullandığımız hava savunma sistemlerine benzemiyor. Toplamda 8 ya da 12 lançeri var. 12 füze gerçekten yüksek bir sayı. Bu lançerlerin bir kısmından Gökdoğan, bir kısmından Bozdoğan fırlatma kabiliyeti oluşturulması mümkün. Yani böyle olursa Gökdemir mesela 20 km mesafeye kadar olan hedeflere karşı Bozdoğan'ı, 50-60 km mesafeye kadar olan hedefler için de Gökdoğan'ı kullanır. Bu hem daha ekonomik hem de daha hedefe yönelik bir kullanım olur. Son olarak da Gökdemir'in en önemli yönüne değinelim. Yani baktığınız zaman aslında farklı bir füzeyle orta irtifa Hisar Hava Savunma Sistemi'nin yaptığı işi yapacak. Ama bunun en önemli farkı sistemin otonom çalışma yeteneği olacak. Gökdemir otonom çalışabiliyor. Hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymuyor. Yani bunu korumak istediğiniz bölgeye bıraktığınız zaman bir savaş anında gerisini düşünmenize gerek yok. O bölgeyi kendisi de tehditlere karşı koruyabiliyor. Dost düşman ayırt edebiliyor. İşte bu yönüyle hem bugüne kadar ürettiğimiz hava savunma sistemlerinden ayrışıyor hem de onlara ciddi bir destek sağlama potansiyeli ortaya çıkarıyor. O yüzden inşallah en kısa zamanda Gökdemir'i envanterde görürüz. Bugün konuşacağımız ikinci haber de Akıncı insansız hava aracından geldi. Biliyorsunuz Akıncı Türkiye'nin özellikle terör operasyonlarında çok yoğun şekilde kullandığı bir taarruzi insansız hava aracı. Bayraktar TB2'ye göre çok daha yüksek faydalı yük kapasitesi olduğu için bir kere havalandığında çok daha fazla hedefi imha edebiliyor. Ve genelde Türkiye'nin insansız hava aracı alanında çok iyi olduğunu konuşuyoruz ama Türkiye'nin çok çok iyi olduğu bir alanda insansız hava araçlarının hatta genel anlamda hava araçlarının kullandığı mühimmatlar diyebiliriz. Dünyada insansız hava aracı üretip de bizim dışımızda bu kadar fazla mühimmat çeşitliliğine sahip olan ülke sayısı sadece bir. O da ABD. Onun dışında yok. Ve bunca çeşitliliğe rağmen hala daha yeni mühimmatlar eklemeye devam ediyoruz. Mesela bugünkü haberde olduğu gibi. Bayraktar Akıncı, Aselsan'ın geliştirdiği tolun mühimmatıyla test satışında tam başarı yakaladı. Test Sinop'ta yapıldı. Bu testi Baykar sosyal medya hesabından paylaştı. Öncelikle kısaca bu mühimmattan bir bahsedelim. Sonra Türk ordusuna ne katacağını konuşuruz. Tolun bir minyatür bomba. GPS ve ataletsel navigasyon sistemi güdümlü bir mühimmat havadan kara hedeflerine karşı kullanılıyor. 100 km menzili var ve delici özelliğe sahip. Yani eğer 55 km bir mesafeden fırlatırsanız 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delerek içeride patlayabiliyor. Sapma payı birkaç metre civarı yani güvenilir bir mühimmat. Bu yönüyle meskun mahal operasyonlarında bile kullanılabilir bir sistem. Toplamda 185 santim uzunluğu var ve ağırlığı 135 kilo. Tolun minyatür bomba F-16 savaş uçaklarımızdan kullanılıyor. Bunun için çoklu taşıma salanı var ve bu sayede bir uçak bir istasyon 4 adet tolun taşıyabiliyor. 2 kanatta 2 istasyon olduğunu düşünürsek toplamda 8 adet tolunla bir F-16 göreve çıkabiliyor. Bu da elbette tek bir sortide 8 ayrı hedefin vurulabilmesi demek. Akıncı insan savağı aracından daha yeni testi yapıldı ama F-16'ların kullandığı gibi 4 adet taşıyabilen çoklu taşıma salanı Akıncı tarafından da kullanılabilir. Çünkü Akıncı'nın faydalı yük kapasitesi 1500 kilogram. Yani tolun minyatür bombanın 8 tanesini Akıncı çok kolay bir şekilde taşıyabiliyor. Bu da demek oluyor ki geliştirmeler tam tamamlandığında akıncı insan savaşı aracı tek bir sorti yaptığında 8 ayrı hedefi imha edebilecek. Bunu 100 kilometre gibi bir menzilden yapıyor olması çok büyük bir avantaj. Ya da eğer ki delici özelliği kullanılacaksa yani bir sığınak filan fırlatılacaksa 55 kilometreden bunu yapabiliyor olması yine çok büyük bir avantaj sağlıyor. Tolun normalde bırakılmadan önce kanatçıkları kapalı bir mühimmat. Bırakıldıktan sonra kanatçıklarını açıyor ve en uzun menzil için süzülmeye başlıyor. Hedefine de bu şekilde ulaşıyor. Yani küçük ama etkili bir bomba daha Akıncı'nın mühimmat çeşitliliğine katılmış oldu. Bu yönü bu test çok önemliydi. Bu tarz olaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni elbette daha da güçlendiriyor. Bu inkar edilemez bir gerçek. Ama aynı zamanda Türkiye'nin ihracat kapasitesinde çok yükseltme potansiyeline sahip. Çünkü düşünün bir müşteri sizin insansız hava aracınızla ilgileniyor. Başka bir ülkede de aynı özelliklerde insansız hava araçları var. Ama toplamda iki çeşit mühimmat kullanabiliyor. Sizdeki İHA toplamda 15-20 çeşit mühimmat seçeneği sunuyor. Böyle bir durumda elbette tercih siz oluyorsunuz. İşte bu yüzden TOL'un ihracat potansiyeline de büyük katkı sunacak. Yani Kısaca özetlersek, bugün paylaştığımız bu iki önemli gelişme bize özellikle Türk savunma sanayisinin durmak bilmediğini gösteriyor. Düne kadar muhtaç olduğumuz alanlarda bugün birer birer bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Yani bir bakıma savunma sanayi bizim için bir savaş gibi. Bu gidişle 3-5 sene içerisinde askeri teknolojiler alanında dünyanın bir numarası olabiliriz. Düne kadar belki bu bir hayaldi ama artık gerçek oldu. Allah'a emanet olun.